Londoners Investment'ın katkılarıyla hazırlanan İngiltere'de Bugün Haber Bülteni başlıyor. British Yaşam TV'den herkese iyi sabahlar. Bugün 24 Ekim Salı, ben Ela Sezen. İngiltere'de öne çıkan haberlerle karşınızdayız. İngiltere ve Galler'de ev sahipleri kiracılarını sebepsiz yere evlerinden çıkaramayacak. Ev sahibine bu hakkı veren sebepsiz tahliye uygulamasının yasaklanması planlanıyor. İlk kez 2019'da gündeme gelen bu karar hala yürürlüğe girmiş değil. Hükümet, gecikmeyi mahkeme sisteminde gerçekleştirilmesi planlanan reformların bugüne kadar tamamlanamamasına bağlıyor. Konut Bakanı Michael Gove da değişikliklerin uygulamaya konmadan önce mahkemelerin iyileştirilmesinin hayati olduğunu belirtti. Ancak İşçi Partisi hükümetin bu stratejisini yasağı desteklemeyen muhafazakar milletvekilleriyle çatışmayı önlemek için bir manevra olduğunu iddia etti. Mevcut yasa Section 21'a göre ev sahipleri kira sözleşmesi belirli bir süre için yapılmamışsa herhangi bir neden belirtmeden kiracılarını evlerden çıkartabiliyor. The Guardian'da yer alan habere göre yeni yasa taslağı olan kiracılar reformu tasarısı tüm kiralık sözleşmelerin belirli bir bitiş süresi olmaksızın devam eden sözleşmeler haline gelmesini öneriyor. İşçi Partisi bu yasa değişikliğini destekliyor ve parlamentodan geçirilmesi için çalışacaklarını belirtiyor. Ancak reformların ne kadar süreceği ve bu süreçte kiracıların nasıl etkileneceği şu an için belirsiz. İngiltere'de parlamento demiryolu bilet gişelerinin kapatılma planına tepkili. Milletvekillerine göre bu plan maliyetleri düşürmek için çok hızlı ve aşırı. Sendikalar ve engellileri destekleyen gruplar da endişeli. Hükümet demiryolu sektöründeki değişiklikler ne olursa olsun yüksek kaliteli bir hizmetin sürdürülmesi gerektiğini belirtiyor. Tren işletmecileri biletlerin yalnızca %12'sinin istasyon gişelerinden satın alındığına dikkat çekiyor. Ulaştırma Komitesi bu tür radikal değişikliklerin tüm yolcular üzerindeki etkisini değerlendirmek için sınırlı bölgede test edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bilet gişesi kapatma planları tren şirketleriyle sendikalar arasında uzun süredir devam eden maaş, iş ve çalışma koşulları üzerindeki tartışmaların yeni bir aşaması olarak karşımıza çıkıyor. İngiltere ve Kuzey İrlanda'da binlerce prostat kanseri hastası yaşam süresini uzatan ilaca erişemiyor. İlgili ilaç İskoçya ve Galler'deki NHS'te daha yaygın. Prostate Cancer UK adlı hayır kurumu İngiltere'nin bazı bölgelerinde erkeklerin bu ilaca erişememesini kabul edilemez olarak nitelendiriyor. Abiraterone adlı bu ilaç hastalığı tedavi edemese de prostat kanserinin vücudun diğer bölgelerine yayılmasını engelleyebiliyor. İskoç ve Galler hükümetleri ilacı NHS üzerinden vatandaşlarına sunmaya karar verdi. İngiltere'de ise ilacın kullanımı gelecek yıl gözden geçirilecek. Uzmanlar İngiltere'de yaşanan bu durumun bürokratik süreçlerden kaynaklandığına dikkat çekiyor. İskoçya'nın eski başbakanı Nicola Sturgeon 53 yaşında direksiyon başına geçti. Eski başbakan ilk denemesinde sürücü belgesi aldığını duyurdu. Sturgeon bu yıl Mart ayında İskoç Ulusal Partisi'nin liderliğinden istifa etmiş, ehliyet dersi almaya başlamıştı. Gençliğinde siyasete odaklandığı için sürücü kursuna katılmaya zaman bulamadığını ifade etti. Sturgeon bu adımı hayatta her zaman yeni bir şeyler yapmak için asla geç olmadığını göstermek için attığını belirtti. Nicola Sturgeon aynı zamanda Haziran ayında S&P finanslarına yapılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, serbest bırakılmıştı. Kısa bir reklam. Başta Londra, Dubai ve Atina olmak üzere sürdürülebilir global yatırım stratejileri için www.londonersinvestments.com web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Reklam sona erdi. İngiltere hükümeti seçimler öncesi belirleyici bölgelerde bulunan 100 göçmen otelini kullanmayı sonlandıracak. Bu karar muhafazakar parti lideri Rishi Sunak'ın seçim umutlarını arttırmak için attığı bir adım. Özellikle Stoke ve Wigan gibi bölgelerde otel kontratları sona erecek. Partinin stratejistleri küçük botlarla gelen göçmen krizinin üstesinden gelme konusunda hükümetin başarısız olduğunu kabul ediyor. Şu anda İngiltere hükümeti Manş Denizi'nden gelen göçmenleri otellerde barındırmak için günde 8 milyon sterlin harcıyor. Ancak bu yıl beklenenden daha az sayıda göçmenin Manş'ı geçtiği görüldü. Hükümetin Mart sonuna kadar bu otellerin göçmen kabul etmesini durdurma kararı İngiltere'de geniş yankı buldu. İçişleri Bakanlığı Haziran sonunda devam eden 215.518 sığınma başvurusu olduğunu ve bu sayının geçen yıla göre %30 arttığını belirtti. University College London'da görevli araştırmacılar rahim ağzı kanseri tedavisinde son 20 yılın en büyük ilerlemesini kaydettiklerini açıkladı.
Bilim insanları mevcut ucuz ilaçların kullanılmasıyla radyoterapi tedavisi öncesi yapılan uygulamanın rahim ağzı kanserinden ölme veya kanserin geri dönme riskini %35 oranında azaltabileceğini ifade etti. İngiltere'de her yıl 3200 kadını etkileyen rahim ağzı kanseri yılda 850 kişinin hayatına mal oluyor. Kanser Araştırmaları UK konuyla ilgili yaptığı açıklamada rahim ağzı kanseri tedavisindeki gelişmeler için heyecanlıyız dedi. İngiltere'de Royal Institute of British Architects tarafından her yıl verilen prestijli Stirling ödülü bu yıl Blackheath'te bulunan bir emeklilik gündüz merkezinin oldu. Merkez Birleşik Krallık'taki en iyi yeni bina olarak seçildi. John Modern Merkezi 300 yılı aşkın süredir yaşlılara destek veriyor. Stirling Ödülü Jüri Başkanı Alan Van Loon, bu yapının insanlara konfor ve sıcaklık sunduğunu, yalnızlığı önlemek için düşünceli özelliklere sahip olduğunu belirtti. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nden alınan yeni verilere göre Londra'da turist sayısı pandemiden bu yana toparlanarak 2019 seviyelerine geri döndü. Bu yılın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Londra'yı 5.3 milyon turist ziyaret etti. Bu 2019 yılının aynı dönemine göre 60 bin daha az turist anlamına geliyor. Londra turizm sektörünün son birkaç yıldaki olumsuz etkilerinden neredeyse kurtuldu. BBC'nin raporuna göre bu çeyrekte Londra'daki turist harcaması 4.3 milyar sterlini buldu. İngiltere'de bugün öne çıkan haberleri aktardık. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. London's Investment'ın katkılarıyla hazırlanan İngiltere'de Bugün Haber Bülteni sona erdi.